Evet, anne sütünün ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar mucizevi bir besin olduğunu, adeta mucize ki anne sütüyle beraber anne bebek arasındaki bağ, emzirme döneminde yaşanan bağ, biz hangi konudan bahsedersek bahsedelim, anne çocuk arasındaki bağdan da bahsediyoruz. Ömür boyu bizim için kıymetli oluyor. Tekrar hatırlatayım, bütün bunlardan bahsediyoruz. Bu bilgiler çok kıymetli diye bir stres faktörü oluşturmasını hiç istemiyorum. Bazen bazı aksilikler oluyor. Emziremeden bebeğini büyüten anneler olabiliyor. Olabiliyor. Ama bütün bunlar bu bağ kurmaya da engel değil. Sadece bu bilgilerin kıymetli olduğunu unutmayalım. İmkanı olan, yapabilen kişilerin ne kadar önem vermesi gerektiğini tekrar hatırlatmış olalım diye paylaşıyoruz. Ben çok tedirgin olarak yayın yapıyorum bu kadar hassas konulardan bahsettiğimiz zaman. Evet Gülsevim Hanım, anne sütünün içeriğinden de bahsedelim demiştiniz. Buyurun devam edelim. Önce anne sütünün içeriğinden bahsetmek istiyorum. Sonra kolostrum üzerinden de birkaç şey eklemek istiyorum Betül Hocama. Anne sütü zaten halk arasında da mucize bir bileşim olarak adlandırılıyor. Anne sütünün 100 milim anne sütü içeriği incelendiği zaman 87,06 milimi sudan ibaret. Bu sebeple biz diyoruz ki annelere, stres faktörünüzü minimalize edin, arkanıza yaslanın, bebeğinizi emzirin. Bebeğiniz sizi emdikçe oksitosin hormonu salgılanacağı için aranızdaki bağ, ten tene temas kuvvetlenecek ve bebek emmeye devam edecek ve sizin sütünüz doğal akışta gelecek. Bunun için özel bir şeyler yapmasına gerek yok. Kişinin stres faktörü yüksekse ben ona dereotu, marul, işte onun beslenme açısından en iyi şekilde de desteklemiş olsam maalesef ki süt veriminde sıkıntı yaşayabiliyor. Çünkü burada en önemli faktör annenin rahat olamayışı. O lohusa döneminde meme ucu yaraları olması. Bunlar maalesef anneyi strese sokan faktörler ya da dış etkenler. Kendisi zaten lohusa olduğu için duygusal olarak da zor bir süreç yaşıyor. Tabii. Bu anlamda yakın büyüklerinin desteği bizim için çok önemli. Çünkü bir bebek ilk 6 ay boyunca su dahil almadan anne sütüyle beslenebilir. Ve her annenin zayıf ya da kilolu hiç fark etmez. Kendi bebeğini ikiz ya da 300 bu da durumu etkilemez. Kendi sütü yetebilir. Burada emziren anne olduğu durumda kalori ihtiyacı artar. Bu da kişinin kilosuna göre tek gebelik mi, çift gebelik mi olup olmadığına göre değerlendirilir. Ona göre günlük alması gereken kalori miktarını ekleriz. Tabii burada karbonhidrat, protein, yağ içeriğini dengeleyerek bir planlama yapıyoruz. Çok fazla şekerli, tatlı vermek, komposto vermek, bol şekerli komposto vermek, sürekli bulgur pilavı vermekten bahsetmiyorum. Burada bizim için önemli olan yeşil yapraklı sebzeler, roka, maydanoz, morul. Bunlar mesela süt arttırımını destekleyici besinlerdir. Bu noktada bebeğimizin sağlıkla gelişebilmesi ve emme sürecini tamamlayabilmesi için sadece ve sadece emzirmek yeterlidir. Başka hiçbir şeye ihtiyaç yok ve bol su. Normalde gebelikte ihtiyacımız olan 35 milimin üzerindeyken burada biz 45 milimleri kadar da bulabiliriz. Hatta daha da fazla olabilir. Yani bu kilogram boyuna göre ve gebeliğin işte tek bebek, ikiz bebek gibi bu duruma göre de değişkenlik gösterebilir. Ortalama 4 litrenin üzerine çıkmak da gerekebilir bu durumda. Stresten bahsettik az önce. Aslında anne, artık anne adayı demiyorum, annemizi. Bebek ağladığında, her ağladığında senin sütün yetmiyor, bu bebek aç cümlesi çok fazla strese sokan bir cümle. Hani anne adayının sütü o bebeğe yeter. Birazcık sakin, birazcık rahat. Anne adayını biraz strese sokmayalım. Kendi anne bırakalım. Bebek her ağladığında acıktın mı demek istiyor? Hayır. Bazen altı kirli olduğu için ağlıyor. Bazen de annesini hissetmek istediği için ağlıyor. Onunla temas etmek istediği için ağlıyor. Çünkü dünyaya gelmiş yeni bir birey, dünyaya alışmaya çalışıyor, adaptasyon sağlamaya çalışıyor. Bu noktada annesinin emmese bile göğsünde ten tene temas etmesi bebek için önem arz ediyor. Zaten doğal doğumun mantığında da bebek doğdu, doğduktan sonra göbek kordonunu kesmeden direkt annenin çıplak tenine bebeği koyuyoruz. Orada bekliyoruz göbek kordonundaki atım bitene kadar. Ne zaman ki atım bitiyor, ondan sonra göbek kordonunu kesiyoruz. O anneyle ilk bağı,
ilk teması yeterince sağlayabilsin diye. Bazen anne bebek dostu hastanelerimiz var. Çok şükür ki de sayıları artıyor. Bebek doğduktan sonra hani annenin emzirmesini daha masadan kalkmadan sağlayıp o şekilde bebek odasına alan hastanelerimiz var ve bunların da dediğim gibi sayısı artıyor gün geçtikçe. Evet, muhakkak annenin, evet, her annenin emzirme danışmanlığı alması, bir profesyonel destek alması bu noktada çok kıymetli. Çünkü özellikle ilk gebelik ve kendinden yakın çevresinde böyle bir şeye birincil olarak şahit olmadıysa nasıl yol alacağını, nasıl hareket edeceğini bilemeyebilir. Evet. Emme pozisyonu bu noktada kıymetli. İşte bebeğim boğuldu mu acaba diye anne tedirgin oluyor. Bebeğin burnundan aynı şekilde süt gelebiliyor. Bebek bu noktada tepki verdiğinde anne strese giriyor. Bu sefer sütü kesilmeye başlıyor. Yine dönüyoruz, dolaşıyoruz, strese geliyoruz. Evet. Annenin yapacağı burada bir destek almak ki anne bebek dostu hastanelerin en güzel katkısı da bence bu. Tabii bu süreçte hekimlerinden de ebelerden de destek alabilir. Yani sadece emzirme danışmanlığı olarak değil, doğum öncesi eşiyle birlikte bir destek alması hem doğum süreci anlamında hem doğumdan sonraki süreç, o ilk lohusalık dönemi anlamında eğitimler de veriliyor. Bunlar hem gebeliğin daha kolay gitmesi zihinsel olarak hem de sonraki süreç için muhakkak o aileye katkı sağladığını düşünüyorum. Bilinçlenmelerini sağlıyor. Gebeler kendi doktorlarına doğumu planladıkları hastaneyle alakalı anne bebek dostu hastane olup olmadığına dair soru sorabilir mi? Yani bununla alakalı bilgiyi, doğum anından sonra nasıl bir uygulama yaptıklarını, bahsettiğiniz uygulamanın her yerde olmadığını da öğrenmiş olduk böylece. Bununla alakalı bilgiyi nasıl edinebilirler? Zaten anne adayı sosyal medyadan, işte okuduklarından bunu bildiği için zaten soruyor. Hani doğumda beni ne bekliyor? Hı hı. Nasıl yapıyorsunuz? İşte tentene temas var mı? Gibi zaten anne adayı sorularını soruyor. Ben kendi adıma çalıştığım hastane açısından çok şanslıyım. Zaten böyle bir hastanenin içerisinde çalışıyorum. Ama dediğim gibi zaten bakanlık da bunu çok fazla desteklediği için Sağlık Bakanlığı bu hastanelerin sayısı gittikçe artmaya başladı ve ulaşılabilirliği de arttı. O yüzden çok şanslıyız bu konuda. Anne adayları da dediğim gibi emzirme ile alakalı zaten işte destek, stresi azalttı vesaire, ama beslenme konusunda Gülsevim hocam da bahsetti. Karbonhidrata, hoşafa vesaire yüklenmemeli ki bu da bu sefer hani sütümü arttıracağım derken kilo artışını da peşinde getiriyor. Ve böylece depresyona girme olasılığı da artıyor. Çünkü zaten lohusalıkta bir tık yatkınlık var. Kilo vereceğine kilo almaya başlıyor. Sütüyle alakalı kaygı seviyesi artıyor. Çünkü dışarıdan bir uyarı var. İşte bu çocuk aç gibi cümleler. Anne adayı doğum yaptıktan sonra aslında birazcık diyorum ya, kendi haline kalabilmesi için zaman tanımak ve nasılsın cümlesini anne adayına sorabilmek aslında. Doğum yapan bir arkadaşım şundan bahsetmişti. Ya doğum yaptıktan sonra herkes bebeğe hediye getiriyor. Bence anneye hediye getirilmesi gerekiyor. Evet, çok güzel. Gerçekten çok mantıklı. Ya da ikisine birden götürürsün tabii ki, evet, ama. Ama annenin, evet, en güzel hediyelerden birisi de nasılsın? Nasılsın dediğinde, evet, o anne kendini o kadar iyi hissediyor ki. Olan. Çünkü kimse ona nasılsın diye sormamış. Herkes bebek aç mı? Bebek şöyle mi? Evet. Sütün yetiyor işte mu? Ama annenin nasılsın dediğinde kendini değerli hissetmeye, evet, başlıyor. Evet, anne zaten kendi ihtiyaçları karşılandığında bebeğe de doğrudan ona göre, evet, bakım vermiş oluyor. Sütü ona göre şekilleniyor, o daha rahat emzirme dönemi geçirebiliyor belki. Biraz bu sütün içeriğinden de bahsedelim, hı-hı, isterseniz. Ne oluyor da bu mucizevi bir besin olarak karşımıza çıkıyor? Niye mucize diyoruz buna? Anne sütü her zaman hazır, taze ve uygun ısıdadır, sterildir. Bu sebeple anne sütünü sağıp tekrardan ısıtmasına gerek kalmaz. Doğal bir şekilde bebek emdiği zaman sadece meme başını emmeden önce bir steril bir şekilde temizlemesi annenin yeterlidir. Oksitosin hormonu salgılanacağı için de zaten bebek meme ucunu tuttuğu zaman doğru bir yatış pozisyonundaysa doğal bir şekilde süt salgılanacak ve bebek doyacak. Bir meme tamamen boşaldıktan sonra diğer memeye geçiş sağlandığında zaten anne sütünde herhangi bir problem, sütünün yetmeme gibi bir durumu da yaşanmayacak. Dönüp dolaşıp yine strese geliyoruz. Evet. Annelere lütfen nasılsınız deyin. Hı hı. Bebeğinize sütünüz yetiyor mu? Sütün geliyor mu? Sütün var mı demeyin.
Zaten annelik öyle bir şey ki içgüdüsel olarak, doğal olarak annenin sütü kendi bebeğine muhakkak yetecektir. Bunun için sadece su içmesi yeterli. Çünkü anne sütünün sindirimi kolaydır. Bebeklerin sindirim sistemi ilk doğduklarında tam gelişmediği için sonrasında biz bebeği şöyle omuz kısmımıza koyar, çevirir ve gazını çıkarmaya çalışırız, değil mi? Herkes bunu mutlaka yapar emzirme işleminden sonra. Çünkü bebeklerin sindirim sistemi gelişmemiştir bu süreçte tam anlamıyla. Bu sebeple ilk 6 ay onun sindirim sistemi gelişir. Anne sütünün de en önemli özelliklerinden biri sindirimi kolay bir besindir. Şimdi son birkaç dakikanın içindeyiz. Ama çok kısa da olsa, birkaç cümlede de olsa emzirme döneminde yaşanan sorunlardan da son olarak bahsetmiş olalım. Emzirme döneminde ben kısaca bir parantezde şey de söylemek istiyorum. Şimdi bazen anne adayı anne emziremeyebilir. Bunu da bahsettik. Bu durumda mama verdiği için pişman olmamalı bir anne adayı. Evet. Hani bunu da vurgulayalım ki dediğimiz gibi hassas bir nokta. Kimseyi hani üzmeyelim, sonrasında bir düşünmesin. Eğer süt gelmiyorsa ve takviyeler kullandık, sütü arttıramadıysak o zaman yapacak bir şey yok. Sonuçta mama takviyesi de yapabiliriz. Emzirme döneminde karşılaştığımız sorunlardan bazısı, şimdi anne adayı doğum yaptı, bitti. Şimdi yeni bir süreç başlıyor, bebeğine adaptasyon. Bu noktada da nasıl korunurum? Tekrar bir gebelik yaşar mıyım? Süt beni korur mu? Mesela bunu çok duyuyoruz, süt korur seni. Sonrasında anne adayı daha bebeği 3 aylık ikinci bir gebelikle karşılaşıyor. Bu noktada mutlaka 40'ı çıktıktan sonra anne adayı kadın doğum hekimine giderek korunma yöntemleriyle alakalı bilgi sahibi olmalı. Bazen spiral takılabilir. Şimdi yeni nesil kola takılan implantlar var, duymuşsunuzdur belki. Çok pratik, 3 yıl koruyuculuğu olan ve emzirirken de takılabilen bir preparat. Onun dışında eşi korunabilir. Yani bir sürü metot var. Ama mutlaka anne adayı beni süt korur diyerek bırakmamalı. Bir kadın doğumcuyla korunma yöntemleri hakkında konuşmalı. Son olarak şundan da bahsedelim. Çok güzel noktalara değindiniz. Sizin geçmiş hastalarınızdan birisinin de çok güzel bir mesajı var. Betül Hocam'a sadece teşekkür etmek istiyorum. Evladımı kucağıma o verdi. Sonrasında da her süreçte yanımızda oldu. Ve bu güzel program için teşekkür ederim demiş Fatma Zehra Karaman. Bizler de çok teşekkür ederiz. Ben bu güzel mesajını ediyorum. Evet, eksik etmediği için. İnşallah bundan sonrasında da hayırlı bir ömür dileyelim. İnşallah evladıyla Fatma Zehra'cığıma duygulandınız. Evet, duygulandırdı. Evet, çok duygu dolu da bir meslek. Çok zorlu da bir meslek. Çok güzel konulardan bahsettiniz. İnşallah böyle güzel mesajların, güzel yorumların sayısı artsın. Sizin de danışanlarınızla beraber geçirdiğiniz sağlıklı süreçlerin de artmasını diliyoruz. İnşallah. Bu yayınların fayda sağlamasını da temenni ediyoruz. Bizim bu noktadaki katkımız da bu yönde olsun diye uğraşıyoruz. Olabildiğince bilgilendirelim. Varsa kafalarında soru işareti giderelim. Bir ferahlatalım onların gönüllerini istiyoruz. Çok teşekkür ederim her ikinize de. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Kendini bilmekte bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Umarım izleyen herkes için faydalı olmuştur. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın.